Kaparmayın. Şimdi size birazcık bugünkü planımızdan bahsedeyim. Bugün önce işe gideceğiz. Biraz çalışacağız. Sonra işten birazcık erken çıkacağız. İşimiz bittiği gibi çıkacağız aslında. Ehliyet dersine gideceğiz yani. Direksiyon dersine. Eğitimimizi alacağız. Beni ne kadar çekebileceğim bilmiyorum. Bakalım. Dersin önceki günlerinden bahsedeceğim. Sonra oradan çıkacağız. Eve geleceğiz. Hazırlanacağız. Gökhan Türkmen konserine gideceğiz. Kimdeki mi? Dinzi. Hatırladın mı? Ya da... Kim adam mı? El adam kim ya? Şu anda biraz bıyığı var. Önceden de bok sakalı vardı. Kaş maskaramı kırmışım. Neyse, işini görür yine de. Kaşlarımda tara ve tül. Bu makyaj hastane makyajım. Sonra eve geleceğiz. Gel aşkım. Sen dışarılarıma bakıyorsun. Dışarılarıma bakıyorsun sen. Buraya da bak. Bak. Merhaba. Bebek gibi oynatıyorum çocuğu. Flormer, göz kalemi, ince uçlu fırça, çek. Ben şimdi bu sıralarıma sürdüğüm parlak farımı seviyorum Flormer'ın ama daha da parlağını istiyorum artık. Şimdi size bir rimel göstereceğim. Eğer biraz olsun bile gözünüz yaşarırsa rimel akmaya başlıyor. Kirpiniz ıslandığı gibi rimel ıslanıyor. Ben şimdi bugün abdest alırım muhtemelen hastanede diye bunu sürüyorum. Çabuk çıksın. Kirpiklerimizi bugün birkaç kere yormayalım diye waterproof sürmüyorum. Ha, güzel gösteriyor mu? Gösteriyor. Etkisi böyle. Etkisi yine güzel. Olsun. Şurayı atıyorum. Burayı kısa bıraktım. Burayı uzun bıraktım. Ve çek. Biraz renk katalım. Bugünkü makyajımız böyle biraz bugün softuz. Sadeyiz. Akşama süsleneceğiz. Bugün bu çantayı takacağım. Makyaj malzemelerim. Gözlüğüm. Çete, isimlik, cüzdan. Hop şşt. Hemen çıkacağım. Çiçek ekmek var ama ben bunu nasıl yiyeyim? Vazgeçtim. Tamam çıkacağım. Kocacık. Bu da benim yemek çantam aslında ama içine telefon tutucumu koydum. Belki bir sonraki dersine çekeriz. Şimdi koşma vakti. Benim genetik bir bozukluğum var. Böyle her yere geç kalma. Bir sekreterim arkadaşlar. Videonun başında bunu söylemezsem soranlar olabiliyor. Bunu biliyorsunuz karbon kağıdı. Bunu neden kullanıyoruz biliyor musunuz? Çünkü tutuklular geldiği zaman onların evraklarını bizim de saklamamız gerekiyor. Bir seçim işte bunu kullanıyorlar. Bunun üstüne yazıyorlar. Alttaki sayfaya da geçiyor. Aniden mahkum hasta geliyor. Yanında bir sürü gardiyanla işte infaz koruma memuruyla geliyorlar. Bir anda böyle 4-5 kişi içeri giriyorlar. İşte o sıra sistemden şeyleri yapıyoruz falan. Onayladım be. Geldiğim yolda aşırı trafik var. Şu an yol çalışması olduğu için çok geç kalıyorum. Nerede? Gelmiş mi? Ay vallahi ya. Ellerim diken diken oldu şu an Büşra. Niye bana bunu söyledin? Telefon tutucuyu getirdim. Araba telefon tutucusu. Ama hocam izin verir mi bilmiyorum. Bunlar işte çok güzel oldu konuya. Arkadaşlar şöyle. Ben hocama söylemiştim ilk ders için video çekmeyi. Demişti ki ben hani biraz trafiğe çıkalım alışalım ondan sonra çek. Muhtemelen bunun sebebi de dikkatim dağılmasın diye. Çünkü video önümdeyken videoya da bakabilirim. Öğrenmem birazcık daha gecikebilir diye bana daha sonrası için tamam demişti. Trafiğe çıktıktan sonra ve ben dün 4. gündü ve trafiğe çıktım. Bugün 5. gün. Zaten 10 günden sonra benim sınavım olacak. Bir yemek yiyelim sonra gelelim. Kötü mü koktu? Sağlık kokuyor. Rutin. Ben kafeteryaya gidip tam bulduğum sandviç var mı diye sordum. Var mıydı peki? Hayır. Demin doktorlarımızdan biri aradı. Diyor ki fenomen olmak ayrı bir şey işte. Telefonu hemen açıyorsun. Ben bu gloss'u geçen vlogda göstermiştim. Ay çok güzel.
Neyse arkadaşlar, bu işimiz saat tam 4'te bitebilir ve 4'te bittiği gibi hemen de çıkmamız gerekecek kursa yetişebilmek için. Çünkü kursum 5'te başlıyor. Zaten 1 saat falan sürüyor yolum. Son randevu 15.50'de ya zaten. 15.50'den sonra bitiyor ama eğer ek kayıtlar falan olursa biraz daha sarkabiliyor. Doktorların geneli zaten 4'te bitmiş oluyor işleri yani. Onlar çıkıyor, biz mesai saati bekliyoruz. Neyse arkadaşlar, ehliyet konusuna biraz öğlen arasına falan değiniriz. Neyse, ne oldu biliyor musunuz bugün? Çok sinirlendim. Erken geldiğim diye bir dolmuşa bindim. Dolmuşa para verdim ekstra. Çünkü annemin bir sözü vardır. Para kazanılır ama zaman kazanılmaz. Ben zaman kazanmak için dolmuşa bindim. Allah'ım, bindiğim otobüs, bekleyip bineceğim otobüsten bile geç geldi. Yol yapımı falan var. Asla hiçbir otobüs erken gelmiyor. Neyse, şimdi polikliniğe başlayacağız. Sonra yine görüşürüz. Necdet. Heh, tamam, burayı hatırlamışım. Bu olsun mu hocam? Tamam. Ver raporları. Yine bu sana bakayım. Sitelerini test yapılacak alt kattan randevu alabilirsiniz. Siz bekleyin bir dışarıda, bak kapıyı kapatalım. Unutma neyi koyacağım? Evet. Neydi sizin isim? Reçeteniz. Var. Sakayıtla görüşmem var hocam. Bana o askeri değil. Bir gün heyette çalıştım. Tamam. Buyurun oturun. Gelsin. Geçmiş olsun. Alt kattan da randevu alabilir. Şimdi hasta kayıtları da reçeteniz. Gün verecekler. Geçmiş olsun. Ekran yandı. Tanısam mı? Ve bugün hastalar erken bitti. Kaç kişiye baktığımıza bakıyorum. 32. Tamam, böyle şimdi ağır girdi bir dakika. Şimdi şöyle bir gelin bakalım. Işığımızı güzel bir yere alalım. Ben zaten bu yıl kursa yazılacaktım. Yani 2024 hedeflerimden biriydi ehliyet almak. Neyse, bu kadar detaya girmeye gerek yok. Arkadaşlar şimdi böyle genel olarak size ehliyet kursum hakkında 4. ders sonrasına kadar ilk bir özet geçeceğim. Nasıl geçti, neler yaptı. İlk dersinizde arabayı hareket ettirince ben bir nebze şaşırdım. Çünkü dedim hani bu kadar hızlı mı hareket ediyordu. Ama zaten olay oralarda değilmiş. Ayrıca debriyaj ben manuel alıyorum. Debriyaj ve gazı ve freni sürekli düşünmek, aynı anda aynalara bakmak, aynı anda vitesi at tırmak falan böyle. Bir de sinyal veriyorsun. Yani kaçış yapacağız yeter. Bu kadar fazla işi bir anda düşünmek bana biraz zor geldi. Üçüncü derse kadar. Sonra dün birazcık daha hallettim gibi onu. Bir de benden önce diğer aday geçti. Çünkü ben dedim ki hani video falan çekerim belki. Hoca izin verirse. Çünkü ilk arabayı sürüşteki tepkilerimi size göstermek istiyordum. Sonra aslında biraz mantıksız geldi. Daha hiçbir şey bilmiyorken. Ondan sonra pişman oldum. Zaten benim hocam izin vermeyecekti belki ki. Çünkü ben söyledim ders sonunda. Dedi ki bana ünlü mü olacağız dedi. Dedi ki tabii çekebilirsin dedi. Ama dedi hani biraz trafiğe falan çıkalım öğrenelim ondan sonra dedi. Ve dün trafiğe çıktım. Neyse onu anlatacağım. Durun şimdi. Birazcık detay vereceğim buralarda. Çünkü almayanlarınız vardır aranızda. Ben neler hissettim ondan bahsedeceğim. İşte gittim. Yanımdaki arkadaşım orada o da tıp hissekatermiş. Denk geldi, gerçekten çok şaşırdı. O da geçen yıl atanmış. Neyse ilk olarak o biraz öğrendi. Arabayı falan kaldırma işte. Vites falan. Debriyaj gazın yerini sordu falan. Mesela ben bunları asla bilmiyordum. Anı öğreniyorum hepsini. Hani soruyor mesela neyle duruyor araba. Ben bu diye gösteriyorum. İsmini söylemiyorum diye. Bunların isimlerini önce bir öğrenelim falan dedi işte hocam. Neyse ondan sonra kaldırdım sürdüm falan ama şu geri park olayında mesela öyle bir gittim sonra geri geldim. L galiba. Vitesi attırırken biraz yavaşım. Böyle tutuyorum, çok hareket ediyorum falan. Bu konularda birazcık pratik yapmam lazım. Üçüncü günde de parkurun böyle bir kısmına kadar geldim. Sonra dördüncü güne geçtik. Dördüncü günde biri trafiğe çıkmış diye böyle hoca bahsetti. Onu trafiğe attım bugün dedi. Dedim ya size tıbbi sekreter denk geldi diye. Onunla yan yana oturuyorduk. Dedim ki biz de çıkacak mıyız acaba bugün trafiğe dedim. Bilmiyorum ki dedi falan. Ben dedim herhalde çıkmayacağız. Çünkü hiç hoca çıkartacağım size falan demedi. Dün işte.
Ben oturdum, sürüyorum yine tabii. Vites falan değiştirirken böyle hızlandırmaya çalıştı beni artık. Ama ben yine de bir tık yavaşım bu konuda. Parkur birazcık daha iyi öğrenmem lazım. Neyse vitesi attır geç falan. Sonra dedim ki hocam buradan dönmeyecek miyiz dedim. Bir de geri kalanı var parkurun dedi. Dedim ki trafik mi dedim. Dedi ki evet bak şu an gidiyoruz dedi. Ben şok. Trafiğe mi çıkacağım? Böyle bir tık gerildim hemen. Bir tık. Ama dedim olsun tamam hallederiz. Hoca da yanımda. Zaten onun ayağında fren de var. Bir şey olursa durdurun. Sonra ben gidiyorum. Bakıyorum arabalar geçiyor yani. Ben giderken onlar göbekten dönüyor. Ya dursanıza ben geçeceğim. Durmadılar. Onlar geçtikleri için ben yavaşlamak zorunda kaldım. Hoca bana diyor ki kararlı gidersen öyle de bir dururlar ki doğru. Ama ne yapayım daha 4. dersteyim. Hocam hemen trafiğe çıktım. Ben sanıyorum birazcık daha sonra çıkacağım. Hızlı gibi geliyor bana. Yokuşta durduk. Arabayı kaldırdık. Ben bu arada şu ana kadar hiç stop ettirmedim. Allah'a şükür. Hiç stop etmedim. Araba. 3. derste eğer böyle bir seviyeye geldiysem yani şu ana kadar bence gayet iyi gittim Allah'a şükür. Sadece birazcık daha hızlanmam gereken şeyler var. O yüzden hallederim gibi düşünüyorum ve haftaya pazar günü de sınavım var. Aslında benim derslerim bu hafta bitiyordu zaten. Ben bir hafta ertelettirdim çünkü yoğunluğum vardı. Hani inşallah pratiğimi falan güzel halledebilirim ve kalmam. Bir de şu park ettikten sonra park bitti demek gerekiyormuş. Dedim ki bak. Dedim ki hocam hani sınavda siz oluyor musunuz falan. Önde bir müfettiş oluyor dedi. Arkada bir ben oturuyorum bir de bir tane daha. MEP'ten gelen işte sorumlu müfettiş diyorlar galiba. Öyle diyorum ben. Dedim ki hocam dedim öğrencilerinizi izlemek için mi dedim. Biniyorsunuz siz de arabaya dedim. Sonra işte dedi ki hayır dedi. Siz kalırsanız sınavda tekrardan başlama yerine arabaya götürmek için kalıyoruz dedi. Bu biraz benim için kırıcı oldu. 3 tane şerit var o yolda tamam mı? Ortadakinden gitmem gerekiyormuş. Arkalar yine trafik kurallarına uymadıkları için yamuk yumuktu. Dedi ki bunların hiçbiri doğru gitmiyor dedi. Sen ortadan git dedi. Efendim? Yokluğu çıkartma. Ne? O ne? Allah'ım. Dün bir tane video gördüm. İkisi arasında bir araba kalmış. Araba kağıt gibi olmuş. Bildiğin yapışmış. Ay çok kötü ya. Bir tane video görmüştüm. Bilmiyorum kim paylaşıyor bu videoları, kim oluşturuyor da. Araba duruyor. Geliyor ona bir tane araba çarpıyor. Yani arabalar ne kadar hasar alıyor diye gösteriyorlar. Önünde de duvar var. Sonra böyle bazı arabalar mesela hiç ezilmiyordu. Bazıları tost gibi. Test alalım. Ay çok geç olmuş ya. Ben daha test aldım. Nasıl yetişti söylene. Arkadaşlar bir de... Ay bölümüm 5 dakika sonra kendi kendine onayladı. Bence de sistem söyledi. Neyse arkadaşlar bir şey anlatıyorum. Bölümüm belli olduğu için yarıda kaldı. Anlatamadım. Dün müydü? Önceki gündü aynen. Böyle bacağımı kaldırınca bacağımın üst kısmında böyle bir kas ağrısı hissettim dedim. Yok. Dedim ki ya gerçekten debriyajı basmaktan mı yani? Ve evet oluyormuş. Hızlı gitmiyoruz ki maksimum 50. Kendine güvenim. Anlaşılıkla sinyali sağ yerine sol yaptım ya. Ya bunların hepsi ayağımda yapamam. Evet. Asıl mesela yapamam ya. Ben dün aynaları unuttum. Ayna kullanmadım. Bir de baksın. Arada bak aynalarına da kullanma. Ayna kullanmaz. Evet sadece bir ayna kullanıyorum. Şöyle yapar. Ama karşılara yapabiliriz. Kulesi. Kulesi. Annemler geldi mi böyle kulesi? Ben de geldiklerini bilmiyorum. Telefonla konuştuk. Duruyorum. Yürürken etrafıma bakıyorum aslında ama bakmıyorum. Kapalı bence. Göz göze gelmişim annemle. Sonra ben girdim işte Sakay'da. Duruyorum poliklinikten bir baktım annemle bir ağzını görmedim dedim. Mesela diyor ki saçmalama annemle göz göze geldiniz. Asla görmüyorum. Evet bakmakta görmek aynı şey değil. Bir kere de böyle. Tabii poliklinikte çalışıyordum. O zaman ama çok gerilmiştim. Gerginlik de vardı ekstra. Çünkü bir hasta çok sonra gelmişti. Sonra hasta biz rapor falan göstereceğim. Şöyle çıktım hastayla konuştum. Geri girdim içeri. Kardeşim yazdım. Atın yanına. Aa dedim sen burada mı oturuyordun dedim. Dedi ki göz yüze geldik ya biraz önce dedi. Çıkarken bana mı atın ya dedi. Sinirlisin diye şey demedin sandım dedi. Gittiği anlamda görmüyorum. Ben vardım. Çok iyi gitmiş her şey. Şimdi çok da lazım dedi. Olmaz mı? Tabii. Gelmem de ortam geçiyor. Yapıyorum dedi. Hep başlarda böyleler ya. Onunuz bu kadar değerliyse evlendirmeyin. Anasına düşkün erkekler kaç yapıyorlar. Hani şey de var. Hani şey de var. Zaten annem orada konuşmuş gibi. Sır attım. Burada kimse yoktu. Ama buraya geldi. 10 bin kişi gördü. Ama kimse yoktu. Bunlar benim arkadaşlarım ya. Şimdi aynı şeyle tekrar mı diyeceğim? Tekrar terlerse de onları beklerken ne yaparım? Arkadaşlar yeni bir yer yapıyormuş. Rengine bayıldım. Ama sonra beyaza boyuyorlar geri.
Başka bir odada kendimize bir dolap artık ayarladık bir senenin sonunda. Orada benim şimdi seccadem, makyaj malzemelerim falan var. Yanında getirdiğim birkaç bir şey daha. Onları kullanacağız. Çikolata çıktı. Bakın kendime etek dikip etek getirdim. Bir tane elbise vardı, onu kullanmıyorduk. Yarısından kestim, etek yaptım. Burada pantolonlu olduğum günlerde de kılabileyim diye. Önerildi. Şurba, abdest, namaz. Çok hızlı yaptım makyajımı tekrar. Bazen polikliniklerimiz 12'den sonra yakalıyor ya. Böyle sürebiliyor. Ama diğer arkadaşımızı bekliyoruz. Beraber gidelim diye. Ondan geçtik. Devam edelim. Takmayacağım. Kenara koyuyorum ama yakında. Gözümde kuruluk var. O yüzden damla damla açıyorum. Ve yemin ederim o kadar rahatlatıyor ki. Benim bu nasıl başladı biliyor musunuz? Gözümde böyle batma acı oluyor. İsim neydi? Tam vermeye geçebilirsiniz. Hasta kayıt mı açtı buraya? Bekleyin o zaman, düşmemiştir hemen. Reçeteniz. Geçmiş olsun. Tamam, vereyim ben. Raporu. Reçeteniz. Geçmiş olsun. Baktın mı? Tamam. Çok tatlı değil mi hocam? Evet. Gelmiş bence de. Mililitre olarak diyorsun. Açıklaması. Tamam, gelin. Açıklama istemiyorum. 3x1 mi olsun? Siz gelin o sıra. Tamam. Geçmiş olsun. Gelin. Kapıyı kapatalım. Buyurun oturabilirsiniz. Ay ilacı. Polikinik bitti. Hemen namaz. Arkadaşlar zaten 4'e yakın bitti poliklinik. Bakın 60 hasta oldu. Ay. Gördünüz mü? Bugün ne kadar az su içtim. Suluğumu geçen hafta götüremedim eve. Ben şöyle yapıyorum. Pazartesi getiriyorum. Cuma götürüyorum. Yıkıyorum. Tekrar getiriyorum pazartesi falan. Geçen hafta götüremedim dışarı çıktığım için. O yüzden benim suluk bu hafta kullanıma uygun olmadı. Da yıkamak istemedim. Yıkayabilirdim aslında ama evde yıkamak istedim. Şey gibi bu. Mutfakta mesela bulaşık yıkıyoruz ya. Yıkadıktan sonra oradaki suyla elimi yıkayınca temiz hissetmiyorum. İlla gideceğim bir banyoda yıkayacağım. Tamam mı? İşte banyoda da mesela meyve falan yıkayamam. Orada yıkanmaz. Pis gibi. Acaba herkes bunu yaşıyor mudur? Özellikle mutfakta bulaşıktan sonra ben gidip elimi banyoda yıkamak zorundayım. Bununla ilgili bir tane Instagram'da video gördüm. Reel paylaşmışlar. Aynı benim dediğim yaşayan insan. Baktım beğenisi falan bayağı fazla. Dedim o işte. Dedim gerçekten herkes bunu yaşıyormuş. Aynı bu da onun gibi. Neden bahsediyordum da buraya geldik? Tamam, suluk. Onu eve götürmem gerekiyordu. Götürmediğim için de kendi pet şişemle içtim. Suyum bitti komple. Atıl alıyorum ya büyük şişelerde. Onlar bitti. Bugün alacaktım ama öğlen arasında dışarı çıkmadık. Alamadım. Ve öğle arasında yemekhanede aldığım suyu bile bugün içmedim. Aferin bana. Yine bozduk şu düzeni. Neyse arkadaşlar, otobüse yetişeceğiz. Şaka mı? Ben sandım ki kapattım. Saat... Nasıl yetişeceğim? Otobüste bunu alırım diye tahmin ederek tam montumu giymiyordum. Kurs hocam aradı, dedi ki bir aksaklık oldu, 5.30'da gelirsin dedi. Ben 5.30'da ehliyet dersine girip sonra oradan çıkıp... Ay nasıl yetişeceğim ya? Ben süreceğim, arkadaşım sürecek. Dün öyle bir şans oldu. Eve erken gitmek istiyordum ve denk geldi, bir tane kurs hocasında dersi bitmişti. Gitmek isteyen aday var mı diye sorunca ben dedim ki Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim, yüzüme güldün. Yani yüzüme hep gülüyor bence ama neyse. Çok mutlu oldum gerçekten. Tam istediğim anda yine Allah'ım yetişti. Ama bugün öyle bir şey denk gelir mi bilmiyorum. Eve gideceğim, yemek yiyeceğim. Hazırlanacağım ki ne giyeceğimi belirlemedim. Bu konser kombinim değil tabii ki. Ne gelecek? 7.30'da kapı açılıyormuş. Biz bence 8'den sonra gideriz yani. Bakacağız. Teşekkürler. Allah'ım yarabbim. Zaten akıl tutulması yaşıyorum yemin ederim. Suluğumu alacaktım ve unuttum yine. Neyse artık pazartesi burada yıkayacağım. Arkadaşlar bakın direksiyonda ben hemen ayarlarım. Bakın çok fazla video çekemeyeceğim muhtemelen. Başka günü ben yine eklerim. Arabada nereye koyuyorsunuz? Benim araba tutamacım var ama şu an bunu söyleyemeyeceğim gerçekten. Neyse bakın direksiyondayım. Şimdi hop koltuğumu ayarlayacağım. Biraz koltuğumuzu yükselteceğiz. Gözlüğümü almadım. Bunu tak çevirip aynaları ayarlayacağım. Çok çekiyorum ama gözükmüyorsunuz. 5.30'dan önce geldim. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne ayarlar? Ayrı sucuk. Artık olduğu kadar hocam. Tamam başlıyorum. Ay.
Neden öyle oldu hocam? Ben değil yani, komisyon başkanı. Tamam, soğuk. Ben kapatacağım, zaman, elimi evet. Yakacağım. Evet, reklamı bu çevireceğim. Bulamadım. Bir saniye. Bulamam tabii ki. Buna dikkat etmem lazım. Yine gitti. Biraz daha yavaş. Evet. Kalmadım değil mi ama orada? Yani boşta. Odaklan. Evet. Odaklanamadı. Evet, doğru. Şu an sıkıntı. Çok yakındım bugün Dubai'ye. Hep bir kontrol ediyorum hocam. Beni sollamak istedi. Ben kararlıyım. Geçeyim o geçemez. Ben soru sormayacaktım. Çok yaklaştım. Bu kadar yaklaşmadım. Normal. Tamam. Odakla. Tamam. Evet. Güzel. Arabanın olsa işe 15 dakikada gidebiliyorum. Ama otobüslerle yapmamız lazım. Bugün nasıl? Günden kötüydü bu arada. Kesinlikle bunu daha güzel yapmıştım her şeyi. Mesela dışlarım kötü oldu. Hoca şimdi bu derste söylememeye başladı artık kendimizi ezberleyelim diye. Ve ben unuttum biraz. Yani aslında bunun bana söylemesi daha iyiydi. Şimdi o söylemeyince her şey bana kaldı. Takım karıştı, tedirginleştim bir tık. Ama asıl mesele şey ya, yokuşta arabayı kaldırırken bayağı zorlandım. Ama mantığını bugün tam olarak oturttum. Bak hemen kalktım. Pazartesi günü hepsini mükemmel yapacağıma inanıyorum. Yeni parkı öğrenmedik. Paralel park. Bakalım. Yemek, namaz, giyinme, makyaj yapıp çıkmamız lazım. Bir gün de daha ne sığdırabiliriz ki? Peki şu an konsere ne giyeceğimi nasıl düşüneceğim? Vaktim yok. Bir tane blazer, içine elbise. İstediğim bu. Topuklu bot giyebilirim. Kafamdaki şu an bu. Hangi elbiseyi giyeceğim, hangi blazer'ı giyeceğim bilmiyorum. Eve gidince kombinim bambaşka bir hale gelebilir. Deri ceket kombini yaptım. Kombinimi size göstereceğim. Bayağı gümüş duruyor, güzel. Emily bu işi biliyor. O kadar hızlı hareket ettim ki size anlatamam. Şal olarak da bordo düşündüm. Ay çok makyajlı gibi oldum. Kanka. Arkadaşlar konsere 3 dakika var ve biz gidemedik henüz. Gidemedik ki bırak, daha binemedik. Geç kaldık. Gelmiş. Biz buraya da geç kaldık. Thank you.
Bir yandan yürüyorum.
arkadaşlar, bugün videoyu dışarıda kapatacağım. Eve gitmeyi beklemiyorum. Çünkü zaten video sıklığımız biraz daha sıklaştı biliyorsunuz. Uzun uzun vedalara gerek yok. Yine geleceğim. Ölmezse de sağ kalırsak eğer inşallah. Neyse, sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Konser çok güzel geçti. Çok güzel yerdeydik. Son dakikalarda da oturalım dedik. Oturduk, konser bitti. Çok güzeldi. Ben çok sevdim. İyi ki gelmişim diyorum. Bir sonraki konser hedefimiz ya Semih Cenk ya da Emre Aydın. Bakalım hayırlısı. Hayırlısı. Nasıl için hayırlısı diyorum. Kafayı yedim ben de. Uyku saatimiz geldi arkadaşlar. Size de akşam izliyorsanız iyi geceler. Gündüz izliyorsanız iyi günler. Sabah izliyorsanız da günaydınlar diliyorum. Ve kendinize iyi bakın. Buradan bir... Don't look back, we're here to stay.